merhaba. Evinizin influencer'ı Nani bugün size sevgililer günü makyaj videosu çekecek. Hazırsanız başlayalım. Efendim bugün size şöyle sohbetli, muhbetli, şu güzel bir sevgililer günü makyajı çekmek istiyorum. Alternatif evde manitanızla, kocanızla ya da sapsanızla olabilir. Fark etmez. Bir makyaj videosu çekeceğim. Ben pazar günü büyük ihtimalle makyaj yapmam. Kalpli pijamalarımla otururum evin içinde. Ama dışarı çıkacak olsaydık nasıl bir makyaj yapardım? Üstümde bir tane alttan çıt çıtlı gömlek body var. Kahvemi aldım. Hem sizinle biraz alternatif ve alınmaması gereken sevgililer günü hediyelerinden bahsedelim. Hem de makyaj yapalım. Tacımı taktım. Kremle başlayacağım. Daha bunu göstermiyorum artık, yeter. Yeter, bir senedir aynı kremi övüyorum. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki Nazlıcan bütün makyaj videolarını hızlandıra hızlandıra yaptın. Bunda niye konuşmayı tercih ettin? Sevgili menajerim ve birkaç arkadaşımın da isteği üzerine Nazlıcan senin sohbetin çok güzel, niye konuşarak video çekmiyorsun diyorlar. Belki de benim sohbetim sadece onlara güzel. Belki siz sevmeyeceksiniz, ne malum. Beni niye hedef tahtası olarak gösteriyorsunuz arkadaş? Ama tabii kıramadım. Sohbet edelim dedim. Malum sevgililer günü. Böyle günlere inanır mısınız, inanmaz mısınız? Kutlar mısınız, kutlamaz mısınız? Orası beni ilgilendirir. Ben özel gün insanım. Ben özel günleri severim. Bütün özel günleri de inatla kutlarım. Yani kutlamadan kastım. Böyle ufak o günü hatırlatacak bir şey bile yapsam bana yeter. Ama tabii şey değil mi? Bunu söyleyen kadın evini özel günlere göre dekore ediyor. Ben de böyle bir tip. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Klasik fondötenimi sürerek başlayacağım. Farmasinin BB kremi. Başka bir şey kullanmıyorum. Ama fırçayla mı sürsem bunu? Süngerle mi sürsem? Bunu fırçayla süreyim. Neyse. Alınmaması gereken hediyeler. Ya da önce alınması gerekenlerle başlayalım. Alınmaması gerekenler. Çok komik şeyler var internette. Aşırı komik şeyler var. Bence böyle özel günlerde, yani sevgililer günü bizim kültürümüzde olan bir şey mi? Değil. Ama insan ya da böyle günlerde hatırlanmak ya da ne bileyim ben böyle günleri böyle eşiyle, sevdiğiyle beraber geçirmek istiyor. Ama buradan hanımlara söylemek istediğim, bayanlara, kadınlara, sevgilisi olan, olmayan, neymiş efendim sevgilisi bu özel günde onu hatırlamadığı, ona hediye almadığı için küsen tiplere söylemek istediğim bir şey var. Bacım siz niye her şeyi erkeklerden bekliyorsunuz? İşte yıl dönümü kocam bana ya da manitam bana çiçek alsın. Tamam alsın. Sen ona ne alıyorsun? İşte sevgililer günü manitam bana hediye alsın. Tamam sen ona ne alacaksın? Bu işler karşılıklı. Kimse kusura bakmayacak. Öyle her şeyi erkek milletinden beklemeyeceksiniz. Bu hesap ödeme muhabbetlerinden de nefret ederim. Yani ne var? Siz de bir kahve ısmarlasanız ne olur? Ya da sevgililer günü erkeklerden sürekli bir şeyler bekliyorsunuz. Tamam. Tamam biz de bekliyoruz. Yalan, ben de bekliyorum. Ama sen ona ne alıyorsun? Ya da sen ona bu özel gün için nasıl bir jest yaptın? Sen böyle bir jest yapmadıysan ya da yapmıyorsan karşı taraftan da böyle bir şey beklemeyeceksin. Ha ama sen yaptın, karşı taraf inatla yapmıyorsa sen de yapmayıver. Yani ilişkiniz ya da mutluluğunuz böyle günlere bağlı mı? Değil. Bizde nasıl yürüyor olaylar? Ben sürpriz sevmem. Nefret ederim bana sürpriz yapılmasından. Bilmediğim şeylerden hoşlanmam. Siz ister buna kontrol manyaklığı deyin, ister başka bir şey deyin. Ben sabırsız bir insanım.
sabırsız bir insan olduğum için de bilmediğim şeylerden uzak durmayı tercih ediyorum. Bilmediğin şeyler ne olabilir yani? Alt tarafı adam sana bir hediye alıyordur, bir şey yok. Sevmem. O yüzden bütün özel günlerimizi ben planlıyorum. Sevgililer günü. Yemeğe mi gideceğiz? Tamam. Zaten o da bana bırakır. Ayvi de bana bırakıyor. Hiç yavrucuğum öyle sürprizlere girmiyor. Bir kere girdi. Onu da dar ettim zaten. Evlilik teklifi edecekti. Ne zaman edeceksin? Nerede edeceksin? Şöyle mi böyle mi diye de adamın burnundan getirdim. Tabii onunla beraber bütün ailenin de Ece'yi falan sıkıştırıyordum en son. Bak bir şey biliyorsan söyle. İşte yarın bir gün senin böyle bir şeyin olur, ben de sana söylerim falan diye. Milleti yediğim için artık bana sürpriz falan kimse yapmıyor. Herkes böyle yüzüme dan diye söylüyor. Hayır, ben de böyle mutlu oluyorum. Bana sürpriz yapılmıyor diye de kalkıp 3 gün sonra ama bana hiç kimse sürpriz yapma demiyor. Ben sürprizleri sevmiyorum. O yüzden böyle bütün özel günlerimizi ben planlarım. Ayva işte bugün geliyor, ne yapalım? Sen karar ver. Tamam, yemeğe gidelim. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Tamam. Ayva rezervasyonu yaptırır. Ya da işte bugünü kutlayalım mı? Kutlayalım ya da kutlamayalım. Biz mesela 52 yıl dönümü kutlamayız. Düğün yıl dönümü asla kutlamayız. Biz sadece tanıştığımız günü kutluyoruz. Yani o da kutlama değil. Ya yemek yiyoruz beraber. Ya işte evde açıyoruz beraber film izliyoruz falan. Yani şimdi niye evlilik yıl dönümü her boku kutluyorsun da evlilik yıl dönümü niye kutlamıyorsun derseniz bana onlar saçma geliyor. Bence. Kaşlarımı yapacağım o arada. Kutlanması gereken bir şey varsa o da tanışma yıl dönümünüzdür. Sonuç olarak evlendiğiniz, yani tanıştığınız için evlenebiliyorsunuz. Tanıştığınız için sevgililer gününü kutlayabiliyorsunuz ya da özel günleri beraber geçirebiliyorsunuz. Önemli olan şey tanışmanız. Tanıştıktan sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ben o yüzden tanıştığımız günü kutlamayı tercih ediyorum. Yoksa zaten adamın başı yanar. Her şey Ekim'de, Eylül'de, Eylül'de evlendik, Ekim'de tanıştık, Ekim'de düğün oldu. Hangisini kutlasın adam? Ama önemli olan şey tanışmanızdır. Tanıştınız, sevgililer gününe kadar geldi olay. Ya beraber ne bileyim ben, tavuk döner yemeye gitseniz bile o gün bir şey, o günü beraber geçirseniz bile bir şey. Zaten artık evliyiz biz. Her günü beraber geçiriyoruz ama. Evlilik, biri şey yazmış Twitter'a, ona çok güldüm. Bir ev arkadaşının olması ve onun hiç memleketine gitmemesi. Biz memlekete de beraber gidiyoruz. Beraber Giresun'a gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. 3 senedir beraber, 3 senede bir hafta hiç ayrılmamışız. Bir hafta onu bıraktım, İstanbul'a geldim, köydeydik o zaman. Onu fark ettik, biz 3 sene boyunca bir hafta bile ayrılmamışız. Neyse, sevgililer gününe gelelim. Boş yapıyorum çünkü. Efendim, sevgililer günü hediyesi. Ben çiçek çok seviyorum. Ama sadece papatya. Ya da belki erengül falan olabilir. Ben bir çiçekle de mutlu olan bir insanım. O yüzden ben kendi adıma konuşmayacağım. Ben küçük şeylerle mutlu ola ola zaten günlere geldik. Ama görüyorum böyle kutu kutu güller. Yok efendim çelenkler. Yok evi şeylerle süslemeler, gül yapraklarıyla falan. Nefret ederim. Ben gül sevmem zaten. Gül çiçeğinden nefret ediyorum. Siyahı, beyazı, kırmızısı, moru, bilmem hiç fark etmez. Şimdi söylemeyeceğim, kesin linçlenirim ama ben gül çiçeği sevmiyorum. Bana göre değil. Ben papatya insanıyım. Ama sabah uyanırım. O evin etrafında böyle Selin Ciğerciye kocası yapmış diye gül yaprakları dökmüştü evin her tarafına. İki katlı ev, gül yaprağı. Böyle kim temizler? Ben. Böyle bir sürprize gerek var mı? Gül, mül, bilmem ne. Bana bir buket çiçek al, ben onu koyayım. Hem çiçek bakın, karlıdır. Her sene yenisi alınması gerekir. Bu sayede adama her sene de unutturmamış olursunuz. Aa, geçen sene aldığın çiçekler soldu, yok. Hadi sen bu sene de bana çiçek al. Ya da o size parfüm, marfüm bir şey alıyorsa siz de onu alacaksınız. Bu işler karşılıklı dediğim gibi. Gelelim alınabilecek hediyelere. Ne diyorduk? Çiçek. Bence çok okey. Ondan sonra başka ne var? Parfüm falan. Ay takı toka bir şey almayın. Zaten dükkana dönüyor evin içi.
Ben Ayvaz'a söyledim, benim sakın yüzük, bileklik, kolye, molye bir şey alma. Nereme takacağım hepsini? Kuyumcu muyum ben? Ne gerek var? Aldırmayın öyle şeyler. Hiç gerek yok. Ben bir parladım, niye öyle oldu yavrum? Neyse. Çiçek alabilirsiniz. Küçük onu hatırlatacak hediye alabilirsiniz. Bak bence en güzel hediye kitap. Kitap alabilirsiniz. Şu kaşımın altını şu yapayım bir. Çiziktireyim. Ama alamayacak hediyelere gelirsek. Niye bunu bu kadar vurguluyorsun? Kesin işin içinden bir şey çıkacak diyebilirsiniz. Çıkartacağım. Instagram'da şöyle video çekmeden önce ufak bir bakayım dedim. Neler var neler yok diye. Gözüm kanadı. Gözüm kanadı. Ben çok zevkli bir insan değilimdir. Bakın benim çok şey zevklerim vardır yani. Tuhaf tuhaf isteklerim, arzularım olabilir. Ama görüyorum bazı gençlerimiz gaza gelmiş manitalarına erzak kolisi yapıyor. O videoya kesin denk gelmişsinizdir şimdi. Kimse kimseyi kandırmasın da. Allah'ım, adam bayağı eşya taşıdığımız kolinin içine seni seviyorum diye not bırakıp ondan sonra da şey yazıyor. Yapıyor. Çikolatalar. Bilmem neler. Arkadaşım sen Ramazan kolisi mi yapıyorsun? Bundan memnun olan bir kadın arkadaşım da varsa lütfen muhabbeti keselim. Hiç güzel değil. Erzak kolisi ya resmen. Ben ne anladım o işte? Hayır, ben gidip alamıyor muyum? Benim param mı yok? Ya da bu kadar aciz miyim yani? Bu erzak kolisi nedir ya? Sakın. Bir de şey, her böyle hediye internet mağazasında olan incili kolye. İstiridyeyi açıyorsun, içinden inciyi çıkarıyorsun, kolyenin ucuna takıyorsun, onu da buralarına takıyorsun. Güzel. O incinin nasıl koktuğunu biliyor musunuz siz? Bayağı 3 günlük bozulmuş hamsiyi burada taşıyormuşsun gibi. O da olmaz. En güzeli çiçek alın. Gidin beraber bir etkinlik yapın. Yani etkinlikten kastım artık pandemi de var ama hani bitecek tabii bu. Böyle kalmayacak pandemi bir şeyler. Bir sinemaya gidin. Bir kitap alın. Sen ona kitap al, o sana kitap alsın. İçine küçük notlar yazın. Böyle şeyler yap. Çok bilirkişiyim ama bilirkişiyim. Niye? Evliyim ben. Biliyorum bu işleri. Niye ezeyim kendimi? Şimdi suratımın kabasını yaptım. Boya badanayı yaptık. Şimdi göz makyajı yapacağım. O yüzden önce gözümü çıkarırcasına içine siyah bir kalem çekeyim. Bizim Ayvaz'la her sene gittiğimiz bir mekan var. Ocakbaşı. Biz Ocakbaşı'na gidip Allah ne verdiyse yiyip eve gelip ertesi gün öfne güzel yedik be diyen bir çiftiz. Öyle romantik serserilikler falan bizde yok. Ayvaz alırsa çiçek alır. Almazsa hiç önemli. Zaten onları da ben planlıyorum. Diyorum bana bir çiçek alırsın yeter diyorum. O da tam o zaman diyor, alıyor. Bitiyor gidiyor yani. Bizde öyle aman aman bir şeyler yok. Benefit'in şeyini kullanacağım. Far paletini kullanacağım. Buradan soft renkler kullanacağım. Çünkü eyeliner öyleli şeyler yapmak istiyorum. Evet. Ne güzel anlatıyorum değil mi? Gerçekten bir makyaj youtuberıyım ya. Tekrar söylüyorum. Ben bilirkişi değilim. Makyajda da değilim. Cilt bakımında da değilim. Ben evde kendi kendime bir şeyleri deniyorum. Size aktarıyorum. Başka da hiçbir şeyim yok yani. Azıcık kahverengi alacağım. Fazlasını şuraya şıkıttıralım. Ben bu sevgililer gününde de büyük ihtimalle ben evde yemek yaparım. Hafta sonu Ayvaz bir yere gidemez, çiçek alamaz, bir şey yapamaz. O yüzden ben onun sevdiği yemeği yaparım, olur biter. Otururuz, film izleriz. Başka da zaten yapacak bir şey yok. Ha, pandemiden önce ne yapıyorduk? Pandemiden önce de aynıydı. İşte şey yapabilirsek, dışarı çıkabilirsek dışarı çıkıyoruz. Gidiyoruz yemek yiyoruz. Ya da işte sinemaya gidiyoruz. Bir şey yapıyorduk. Ama welcome to pandemi. O yüzden. Aa bakın çok güzel. Yemek yapın. Yani ondan bir şey bekliyorsanız siz de beyefendilerin sevdiği yemekleri yapıp, ki yemek yapmak kadar kolay bir şey yok, bu işi kökten halledebilirsiniz. Allah'ım konuşurken yine
Göz kapağımın dibine kadar, kaşıma kadar çıktım. Bu ne bir? Neyse. Neşet mi? Değil. Allah kahretsin, elimin ayarı yok. Bazen böyle makyaj yaparken şey geliyor bana. Avukanlar falan basıyor. Çok kötü oluyor. Yeter be falan diye çıkışasım geliyor. Neyse. Şimdi şu göz dibime azıcık böyle bir şey vereceğim. Koyuluk verip üstüne de eyeliner çekmeyi planlıyorum. Çünkü genelde dışarı çıksak böyle bir makyaj yapıyorum. Hiç böyle bir şey bile giymiyorum. Geçen sene kazak elbisem vardı. Onu giyip gitmiştim. Neyse, kaldığımız yerden devam. Şunu göz dibime şöyle koyuluk vermesi için hafif hafif uygulayacağım. Renk fark ediliyor mu? Bence de. Bir koyuluk da deneyelim. Fazlasını peçeteye alıyorum. Bir fırçayla farımı oturttum. Diğer temiz olan bir fırçayla tabii ki dağıtacağım. Ki rahat rahat olsun. Bir şey geziyor benim bacağımın altında. Merhaba. Sen de makyaj yapalım mı? Yapalım mı? Hadi git. Ay. Şöyle bunu da dağıtıyorum. Bu arada pazar günü makyaj yapmayacağım dedim ama ben evin içinde bazı böyle internette gördüğüm şeyleri, makyaj numaralarını deniyorum ve evin içinde hoşuma giderse öyle geziyorum. Ayvaz her seferinde bana ne yapıyor bu deli diye bakıyor ama biliyordu yani. İlk buluşmamıza kıpkırmızı bir ruj sürüp gittim. Alt tarafı sinemaya gideceğiz. İnternette kırmızı ruj nasıl sürülür gibi bir şey mi okumuştum, görmüştüm, bir şey olmuştu. Neyse, gittim. Adam da dedi mi bana hamburger yiyelim. Dedim yiyelim. Dedim can evimden vurdun, o hamburger yenecek. O da şey de o rujla nasıl yiyeceksin dedi. Dedim sen gör nasıl yiyeceğim. Ben hamburgere bir daldım. Bir daldım. Ayaz en son şöyle bakıyordu suratıma. Burama kadar ruj. Hiçbir şey benim için yemekten değerli değildir. O yüzden adam beni her seferinde yemeğe çıkarıyor. Hiç romantik bir çift değiliz yani. Şimdi bu da böyle bitti. Gelelim fasulyenin faydalarına, şu eyeliner meselesini bir halledelim. İki tane eyeliner fırçam var. Bir tane eyeliner'ım var. MAC eyeliner'ımı kullanacağım. Bir tanesi MAC'in fırçası, elim ayağım tutmuyor. Bir tanesi de resim fırçası. Tabii ki resim fırçasıyla çekmek istiyorum. Şu arkadaştan şöyle şöyle alıyoruz ve vicdanımıza kadar çekiyoruz. Şimdi şunu şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi resim fırçasıyla çekiyorum. Çünkü diğer fırçadan istediğim inceliği alamıyorum. Hadi bakalım. Kesin ikisi aynı olacak. Onun için de kulak çubuklarımız var. Düzeltmek için. Hazırsak başlayalım. Burayı hızlandıracağım çünkü eyeliner çekmek kadar sinir bir şey olmadığını herkes bilir. Do
eyeliner'ı da çekmiş bulunuyorum. Oldu mu? Oldu ya aynı. Niye olmasındı zaten? Şimdi ya diğer fırçayla daha çok uğraşıyorum. Yalan yok ama bu eyeliner'ım da hafif bozulmuş gibi. Eyeliner'ımızı da çektik. Keskin seski bakışlarımız olduğuna göre elimi bir temizleyeyim. Hayatımıza devam edebiliriz. Zaten çok bir şey kalmadı. Rujumu süreceğim. Ondan sonra bitti gitti. Kirpiklerimi kıvırayım. Gözümü kör edercesine rimelimi bir süreyim. Fena olmadı ha makyaj. Ben bunu pazar günü yapayım. Pazar günü makyaj falan yapmam. Zaten bu makyajla bütün gün geçireceğim. Akşam eve gelene kadar bu makyajla takılırım. Geçen gün... Ya... Ben de böyle bir insanım. Ay bunu ne yaptım? Zaten klasik makyaj yapımda. Şubat ayına girdik. Benim için o ay komple işte o özel gün ne varsa o ay onunla geçer. İşte Aralık'ı komple yılbaşı temasıyla geçireceğim. Şubat'ı komple sevgililer günü temasıyla geçiririm. Bu böyle günlere önem vermekle alakalı değil aslında. Tamamen kendimi motive etmek. Küçük şeylerden zevk alıyorum. Konu tamamen bu. Yoksa kutlamışız, kutlamamışız benim için hiç önemli değil. Her halükarda beyimden evdeyiz diye güzel bir yemek yaptım, güzel işte meşrubatlar aldım ettim falan. Bu pazar günü. Yani geçtiğimiz hafta oluyor siz bunu izlediğinizde. Sonra yani yemek yaparım, bir şeyler yaparım diye alışveriş yaptım eve. Annem geldi cuma günü. Oturuyoruz. Hafta sonu ne yapacaksınız dedi evde. Dedim böyle böyle yani dedim pazar günü sevgililer günü ya dedim işte dedim yemek memek yaparım dedim otururuz çay çorba film izleriz falan yani öyle kutlarız dedim. Sevgililer günü daha çok var dedi anne. Dedim nasıl daha çok var ya işte dedim pazar günü sevgililer günü. Kızım dedi salak mısın pazar günü sevgililer günü mü dedi haftaya pazardı. O derece kendimi kaptırıyorum işte bir hafta önceden ben kutlamaya başladım kendi kendime. Ay Vaz dedi neler aldın eve ya dedi bir bakayım dedi göster dedi dedim böyle böyle ben bunları aldım ama bu sebepten dolayı aldım. Sevgililer günü de haftayaymış biz bir hafta boyunca sevgililer günüymüş gibi kutlayalım olur mu dedim. Olur dedi. Aldıklarım duruyor işte. O kadar önem vermiyorum böyle günlere ben de böyle bir insanım. Ben aldık süreyim bu konuyu da daha. Şey yapmayayım, şu fazlasını alalım. Highlighter sürelim. Aslında size kırmızı rujdan böyle kırmızılı bir far falan yaparım diye düşünüyordum. Şunun fazlasını Mehmet aldım. Ama ve lakin kırmızı rujdan far yapma konseptini yılbaşı konseptinde yediğim için burada yapmadım. Tamam sevgililer günü diye o kadar da kırmızı kırmızı olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu kırmızı ruj sürmeyeceğim anlamına asla gelmez. Dudak kalemini sürüyorum, sonra da kırmızı ruju yapıştırıyorum.
İyi mi? Jax? Ne oldu? Gel anne. Ne oldu? Evet. Kırmızı rujumu da sürdüm. Ay, artık şu kafamdaki tatlı şeyi de çıkarayım. Evet, ben bu sene sevgililer gününde kocuş koş kolomla yemeğe gitseydim böyle bir makyaj yapar mıydım? Yapardım. Eyelinerle uğraşmazdım. Hiç eyeliner çekmezdim. Ama böyle bir makyaj yapardım. Kullanırdım ve giderdim. Ay, çok beğendim. Güzel oldu. Evet, dudakları biraz büyüttüm. Ama hangimiz büyütmüyoruz ki? Evet. Umarım sohbetimden memnun kalmışsınızdır. Sevgililer günü çok büyütmeye gerek yok. Hediyeleri çok büyütmeye gerek yok. En güzel hediye, geçerken gördüm, aklıma sen geldin de sana aldım hediyesidir. Bu karşınızdaki insanı ne kadar tanıdığınızı da gösterir. Karşınızdaki insan sizi seviyorsa o bile yeter. Neyim ben, aşkım kapışmak mı? Ne oluyorsa bana, ne istiyorsanız onu yapın be. Sevgililer günü, sevgililer günü yaptık işte, makyajımıza oturacağız şimdi evimizde. Akşam gelecek diyeceğim ki bugün sevgililer günü makyaj yaptım, biz bugün kutlayalım diyeceğim. O da tamam diyecek. Yeter. Adam onu da çok bilir. Çıkmayan ruj. Şimdi ne yapacağım? Ben bu makyajla gidip akşam yemeği yapacağım. Köfte patates sulu fırında. Yanına pirinç pilavı yaparım. Erişteli. Bir de mercimek çorbası yaparım. Ayvaz Bey'in işten gelmesine azıcık kalmış. Ne yapayım? İşte evin influencerı, evinizin influencerı olunca böyle oluyor. Bu makyajı yapıp gidip yemek yapacağım şimdi. Sevgililer gününde de yemek yaparım. Mantı yaparım. Otururuz televizyon karşısında mantı yeriz. Bu. Bu kadar. Gerçekten umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen sevgilinize manitalarınızı o kokan istiridye incili kolyelerden almayın. Ya da ne istiyorsanız bunu alın. Erzak kolyesinden de memnun oluyorsanız da her günün kendi tercihi. Esenlikler dilerim. Size iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.